Merhabalar, Semih Mutfağı'nda yeni bir tarifle birlikteyiz. Bugün son derece pratik, lezzetli bir atıştırmalık teyze çöreği çalışacağız. Teyze çöreğimiz için gereken malzemelerimiz 4 su bardağı unumuz mevcut, 300 gram kıymamız, 1 adet yemeklik şekilde doğranmış soğanımız, 1 su bardağı yoğurdumuz, 1 su bardağı zeytinyağımız, yeteri kadar maydanozumuz gördüğünüz oranda, 2 adet yumurta sarımız, yeteri kadar tuzumuz, karabiberimiz, 1 paket kabartma tozumuz, yeteri kadar susam ve çörek otumuz mevcut. Şimdi bunun hamurunu hazırlarken, daha doğrusu bütün hamurları hazırlarken, un miktarını elinize yapışmayacak ölçüde ayarlayabilirsiniz. Hani ben 4 su bardağı diyorum ama sizin bardak hacimleriniz bizden daha büyük, küçük, şu bu olabilir. Farklı şeyler olabilir. Onun için un muhabbetinde hamurumuz elimize yapışmayacak şeklinde ölçü tutalım. Teyze çöreğimizin yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak tavamızın dibine birazcık, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı bıraktık ve soğanımızı kavurma işlemiyle işlemimize başlıyoruz. Evet, soğanlarımız dönmeye başladı. Bu aşamada kıymamızı ilave edip kıymamızın soğanlarla beraber kavrulması için gereken işleme devam ediyoruz. Soğanımız ve kıymamız güzelce kavruldu. Şu bu aşamada tuzumuzu, karabiberimizi ve maydanozumuzu bırakıyoruz. Tekrar kavurma işlemine bir müddet devam ediyoruz. Teyze çöreğimizin iç harcı gördüğünüz gibi hazır vaziyette. Şimdi soğumaya bırakıyoruz iç harcını ve hamurunun hazırlanma işlemine başlıyoruz. Evet, 4 su bardağı hamurumuzu karıştırma kabımızda hazır halde tutmuştuk malum. 1 su bardağı zeytinyağımızı bırakıyoruz. 1 su bardağı yoğurdumuzu bırakıyoruz. Bir miktar kalan tuzumuzu ve kabartma tozumuzu verdikten sonra yoğurarak hamur oluşturma işlemine başlıyoruz. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurduk ve ele yapışmayan nitelikte yumuşakça bir hamur elde ettik. Şimdi teyze çöreğimizi çörek halinde oluşturmak için işlemlere devam ediyoruz. Hamurumuzu bankomuzun üstüne aldık. Hamurumuzun bütününden iki parça elde ettik. Yani yarıdan böldük hamurumuzu. İlk yarım parçasını gördüğünüz gibi el yordamıyla şöyle dikdörtgen bir formata sokuyoruz. Ondan sonra ister elle devam edin, ister böyle küçük merdaneyle devam edin. Dikdörtgen olarak hamurumuzu dikdörtgen olarak açacağız ve içini harçlayacağız. Fırın aşamasına getireceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Evet, böyle dikdörtgen bir şekilde teyze çöreğimizi hazırladık. Şimdi orta noktasına hazırladığımız harcı döşüyoruz. Bu aşamada bu şekilde bir işlem uyguluyoruz. Malum hamurumuzu iki eşit parçaya ayırmıştık. Harcımızı da ona göre düzenliyoruz. İki hamura yetecek kadar harcımızı bırakıyoruz çöreğimizin içine. Ondan sonra çöreğimizi karşılıklı olarak kapama işlemini uygulayacağız. Gördüğünüz gibi örtüştürüyoruz iki dudaklarını. Uçlarını kapıyoruz. Ve teyze çöreğimiz fırına
girmeye hazır hale geliyor. Fırın tepsimizde pişirme kağıdımız mevcut. Pişirme kağıdımıza çöreğimizi alıyoruz. İkincisini de hazırladıktan sonra fırın aşamasını detaylı bir şekilde anlatacağım. Gördüğünüz gibi teyze çöreklerimiz gayet güzel fırın tepsimize yerleşti. Bu aşamada fırının ısısının 180 derece alt üst ısısının açık olduğunu unutmadan söyleyelim. 180 derecede malum içinde kabartma tozu var. Bir şişirip ondan sonra 200 dereceye çekmek mümkün fırını. Evet, bu aşamada güzelce yumurta sarısını şöyle her tarafına gelebilecek şekilde itinayla veriyoruz. Her iki parça teyze çöreğimize de teyze çöreklerimizi güzelce yumurta sarılarını bıraktık. Şimdi üstlerine güzelce susamlarını bırakıyoruz. Dediğim gibi fırınımız 180'le başlıyor. 200'e kadar yolu var. Artık fırınızın huyunu suyunu siz biliyorsunuz. Onu kendiniz ayarlayabileceksiniz. Evet, arkasına çörek otumuzu bırakıyoruz. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif tabi. Birçok alternatiflerde, günlerde kullanılabilecek, kahvaltılarda kullanılabilecek değişik damak tadımıza uygun bir tarif. Evet, çörek otumuzu da bıraktık. Şimdi dediğim gibi fırınlama işlemine geçiyoruz. Pişimini takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi pişimini tamamlayan teyze çöreğimizi fırından aldık. Şimdi servisleme işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere teyze çöreğimizi güzelce dilimledik. Servisi hazır ettik. Oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Hiç kimsenin de çoluk çocuk, büyük, küçük kimsenin hayır diyemeyeceği bir tarif. Şiddetle öneririm. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Semih Mutfağı'nda bu sefer de teyze çöreğe çalıştık. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalınız.